Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım uzun süredir piyasalardan geri kalmıştık ve piyasalar hakkında yorumlarımızı sizlere anlatamamıştık şimdi bu videomuzda sizlere bitcoin ve genel olarak kripto piyasasındaki son olaylardan bahsetmeye çalışacağım ve videonun başında da hemen ufak bir not olarak ekleme yapmak istiyorum. Twitter ile alakalı bazı durumları değiştirdim değerli arkadaşlar. Yeni hesabımız Kripto Adam YT. Bunu şuraya da bırakacağım. Yorumlara aşağı link olarak da bırakacağım. Biliyorum bir önceki videoya Telegram grubunun linkini bırakamadım. Daha az grubu değil de kendi Telegram linkini bırakmadım. Oradan dolayı belki birazcık sinirlenmiş olabilirsiniz ama bundan dolayı bırakmadım. Sonradan ufak bir değişiklik oldu. Yeni hesabımız bu. Eski hesabımız da açılırsa direkt olarak kapatacağım. Onu askıya alacağım. Oradan da bir paylaşım yaparım. Ondan sonra askıya alırım. Deyip hiç uzatmadan videomuza şöyle dışın ışık hızıyla geçiş yapmadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olup videoyu beğenirseniz çok cuk olur. Twitter'dan da takip etmeyi unutmayınız. Ben gitmeden önce Bitcoin yine buradaydı. Ben geldim yine Bitcoin buralarda. E şimdi şöyle bir durum söz konusu değerli arkadaşlar. Rusya-Ukrayna mevzularını biliyorsunuz bir patlama yaşandı. Bu patlamadan sonra gerilimler iyice artmaya başladı. E bu gerilimler iyice artmaya başlayınca da bir yandan Amerika giriyor. Bir yandan başka bir ülke açıklama yapıyor. Ama bu düşüşe bağlı olarak da size şunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Nasıl bir olay yaşandı şimdi? Mesela Bitcoin 44.000 seviyelerinden biliyorsunuz 39.600 seviyelerine kadar sert bir çakılma yaptı. Sert bir düşüş yaptı fakat altcoinlere şöyle bir göz attığımızda hani buradan hemen kaba taslak şöyle e, Shiba coin'den bakalım mesela Shiba coin'e mesela baktığımızda Shiba coin olsun gerek diğer e, altcoinler olsun mesela Ethereum olsun gerek buna bağlı olarak başka coinler olsun çok ciddi anlamda bir düşüş sergilemedi. Mesela şöyle oluyor genellikle. Bitcoin %10'luk bir düşüşü yaptığında altcoin'lere şöyle bir baktığımızda %20'lik bir düşüş diyor Ama şimdiki durum içerisindeki Bitcoin'in düşüşüne şöyle bir baktığımızda değerli arkadaşlar %10 düşen Bitcoin arkasında altcoin'leri de %9'luk %10'luk bir düşüşle beraber getirdi. Bu olay da bize şunu gösteriyor. Bu düşüş tamamen korku ve panik düşüşü oldu. Yani aslında piyasaların komple bir ayıydı. İşte böyle komple bir yerle bir olacağı anlamına değil de bu Rusya ve Ukrayna'ya bağlı olarak piyasaya çıkan haberlerden dolayı bir panik satışının geldiğini bu panik satışına bağlı olarak da yatırımcı tekrardan yavaş yavaş kademeli olarak içeriye girdiğini gösteriyor. Burada dikkat etmemiz gereken en büyük olaylardan bir tanesi pazartesi piyasaların açılması değerli arkadaşlar. Çünkü cuma günü piyasalar kapanmadan önce Amerika Birleşik Devletleri Başkanı biliyorsunuz Biden bir açıklama yaptı. Adam resmen piyasaların kapanmasını bekledi. Hani böyle kapanmasını yakın bir zamana bekledi. Tam bir açıklama yaptı. Gün pat çat pat dedi. Zaten hafta sonu girdi araya. Piyasalar kapandı. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi de bizim için pazartesi açılışı. Yine bu konularla alakalı herhangi bir gelişme olursa, herhangi böyle bir ışıklandırma bir şeyler olursa ben sizi buradan sinyalleyeceğim değerli arkadaşlar. Kafanıza takılan herhangi bir şey varsa da yorumlar kısmından yazarsanız elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.